Herkese merhabalar. Yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Hızlı moda akımı sayesinde pek çok kıyafete daha ucuza ve daha kolay şekilde ulaşmaya başladık. Fakat bu kadar fazla kıyafet üretimi ve tüketimi bizlere yarardan çok zarar sağlamış gibi duruyor. İsterseniz daha fazla beklemeden buyurun hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya Patreon üzerinden bana destek olabilirsiniz. Ben açıkçası hızlı moda veya İngilizcedeki adıyla fast fashion akımını daha önce çok duymamıştım fakat son yıllarda bu akım giderek popüler hale geldi. Kıyafet alışverişi eskiden arı sıra yapılan bir olaydı, aktiviteydi. Mevsimler değiştiğinde veya böyle elimizdeki kıyafetler eskidiğinde yılda bir ya da iki defa alışverişe gidilirdi. Ancak yaklaşık bir 30 sene önce kıyafet sektöründe büyük bir değişim yaşandı. Kıyafetler fark ettiyseniz giderek daha ucuz hale gelmeye ve moda trendleri çok sık aralıklarla değişmeye başladı. Eskiden sadece ayda yılda bir yapılan kıyafet alışverişi artık neredeyse haftalık bir rutin haline geldi. Peki insanların bu kadar çok eşyaya ulaşması neden bu kadar kötü? Her köşe başında dükkan açan giyim mağazaları çok cazip fiyatlara tişörtler, pantolonlar satıyorlar ve biz de bir sezon için onlarca kıyafet alıp birkaç defa giydikten sonra hemen bunlardan kurtulup sonraki sezonda yenilerini alabiliyoruz. 2013 senesinde Bangladeş'te bir tekstil atölyesi çöktü ve binden fazla işçi hayatını kaybetti. Üçüncü dünya ülkelerinde bu tür olaylar çok sık yaşansa da çok azı gündeme geliyor. 2-3 dolarlık tişörtlerin nasıl bu kadar ucuza mal olduğu sorulduğunda sanırım insanların en son düşündüğü şey Bangladeş'te çalışan bu işçilerin durumudur. Hızlı modanın ortaya çıkış hikayesine bakacak olursak Podyumlarda boy gösteren kıyafetlerin hızlı ve kolay bir biçimde tüketiciye ulaştırılması ve bir sonraki podyum giysileri geldiğinde eskiyen kıyafetlerden anında kurtulunması anlamına geliyormuş. Bu buradaki ana fikir piyasadaki en yeni stilleri olabildiğince hızlı bir şekilde elde etmek. Böylece alışveriş yapanlar bu kıyafetleri hala popülerliklerinin zirvesindeyken elde edebilir ve ne yazık ki birkaç kez giydikten sonra da onları atabilirler. Yani kıyafet tekrarının çoğunlukla çok büyük bir modasızlık olduğu, toplumun büyük kesimi tarafından kabul görünce tüketiciler de mümkün mertebe bir ürünü çok uzun süre kullanma ve tekrar tekrar giyme fikrinden soğumuş durumdalar. Aslında bu hızlı moda akımı oldukça eskilere dayanıyormuş. 1800'lerden önce moda çok yavaş ve kişi bazlı ilerliyormuş. Sanayi devrimi yaşandığında dikiş makineleri gibi yeni teknolojiler hayatımıza girince giyim sektörü de daha hızlı ve ucuz bir hale gelmiş. Bu sektörde çalışan insanların sayısı da tabi giderek artmaya başlamış. Fakat tekstil atölyelerindeki ağır çalışma koşulları ve meydana gelen pek çok iş kazasından dolayı işçiler ayaklanmış ve işçi hakları ve çalışma standartları ilk defa bu sayede hayata geçirilmiş. 1960'lar ve 70'lerde ise çoğunlukla genç neslin giyim tarzı moda trendlerini belirlemiş ve giyimin kişisel bir ifade biçimi olduğu görülmüş. Tabii bir de sokak giyim tarzı ile lüks giyim tarzı arasında farklılıklar da bu dönemde iyice belirginleşmeye başlamış. 1990'ların sonlarına ve 2000'lerin başlarına gelindiğinde internet alışverişi hız kazandı. H&M, Zara ve daha pek çok giyim firması hızlı moda parakendiceleri haline dönüştüler. Bu markalar çok hızlı ve çok ucuz şekilde kıyafetleri bu sayede piyasaya sunmaya başladılar. Böylelikle yüzlerce aynı iş modelini takip eden firma bu hızlı moda akımına ayak uydurmaya başladı. Bu sayede tüketiciler ayda yılda bir uğradıkları mağazalara artık her geçen gün göz atmaya ve bir şeyler almaya başladılar. Peki bu hızlı moda akımı neden kötü bir şey? Hızlı modanın gezegenimiz üzerindeki etkisi oldukça büyük. Maliyetleri azaltma ve üretim süresini hızlandırma baskısı bu işin çevreye verdiği zararı çok büyük ölçüde yükseltti ne yazık ki. İlk olarak hızlı moda ucuza mal üretme yarışında yer aldığı için pek çok ucuz ve zararlı kimyasal tekstil boyalarını kullanmayı tercih ediyorlar. Üretim esnasında moda endüstrisi dünyada temiz suların kirlenmesine sebep olan en büyük sektörlerden bir tanesi. Ucuz tekstillerin pek çoğu polyester içeriyor ve bu kumaş türü çoğunlukla fosil yakıtlardan elde ediliyor. Böylelikle de küresel ısınmanın daha fazla olmasına sebep oluyoruz. Ayrıca polyester doğada da kolaylıkla çözülmüyor ve okyanusa karıştığında okyanusların can kaynağı olan mikro liflerin ölmesine de sebep oluyor. %100 pamuk kıyafet kullansak bu sorun ortadan kalkar diye düşünebilirsiniz. Ancak bu sefer de geleneksel pamuğun büyük bir miktarı Hindistan ve Çin gibi ülkelerden geliyor ve bu ülkeler bu pamuğu üretebilmek için çok büyük miktarlarda su ve böcek ilacı kullanıyorlar. Bir de hızlı moda akımı, kaliteli ve dayanıklı kıyafet üretme fikrinden çok uzun süre önce vazgeçtiler. Fark ettiyseniz aldığımız pek çok kıyafet ve ayakkabı daha birkaç ay giydikten ve yıkadıktan sonra ya renk atıyor ya bir yeri sökülüyor ve Öyle ya da böyle bir şekilde kullanılmaz hale geliyor. Hızlı moda akımıyla dayanımı yüksek kıyafete ulaşmakta artık oldukça zor bir hale geldi denilebilir. Giysilerin üretilme hızı bu kadar fazla olunca imha edilmesi gereken kıyafetlerin de sayısının aynı hızla ilerlemesi anlamına geliyor. Bu yapılan araştırmalara göre Dünya'da her yıl 100 milyar yeni kıyafet üretiliyor ve 92 milyar ton kıyafet her yıl çöpe gidiyor. Yeni üretilen kıyafetlerin 60'ı da plastik içeriyor ve bu da her yıl 42 milyar tonluk plastik atığının oluşmasına sebep oluyor. Yeni üretilen kıyafetlerin ise sadece %1'i geri dönüştürülmüş kıyafetlerden yapılıyormuş. Hızlı modanın çevresel maliyetinin yanı sıra insani bir maliyeti de var. Giyim sektöründe en alt tabakada yer alan çiftçiler, tekstil işçileri temel insani hakları olmadan ve inanılmaz düşük ücretler karşılığında çalışıyorlar. Ayrıca bu alanda çalışan pek çok işçi toksik kimyasallara da istemeseler dahi maruz kalıyorlar. Tam bu konuyla alakalı olarak da 2015 yılında The True Cost adında bir belgesel yayınlandı. Eğer göz atmak isterseniz de ben yine bu belgeselin linkini sizler için bırakırım. Hızlı modadan sadece insanlar ve doğa değil, hayvanlar da çok büyük zarar görüyorlar. Vahşi doğada yaşayan pek çok hayvan su yollarına salınan toksik boyalar yüzünden hayatlarını kaybediyor ve temiz su kaynaklarına olan ulaşımı büyük ölçüde engelleniyor. Deri, kürk ve yün gibi hayvansal ürünler doğrudan modada kullanıldığında bu hayvanların nesilleri riske atılmış oluyor. Hayvansal kürk üretimi ile pek çok kızıtlama getirilse de giyim sektörü çoğunlukla 3. Dünya ülkelerinde gerçekleştiğinden bu kuralların pek çoğu bu ülkelerde kabul görmüyor. Peki tekstil sektörü tüm insanlığa, doğaya ve hayvanlara bu kadar zarar verirken bizler bir birey olarak neler yapabiliriz? İngiliz tasarımcı Vivian Westwood bu konuyla ilgili şöyle söylüyor. Buy less, choose well, make it last. Bunu da Türkçeleştirecek olursak daha az satın al, iyi seçim yap ve uzun süre dayanmasını sağla diyebiliriz. En sürdürülebilir giysi hali hazırda dolabınızda olan giysidir. Bu nedenle sık sık giyemeyeceğiniz kıyafetleri satın almaktan kaçınırsanız bu atılacak en güzel adım olacaktır. Bir de ikinci el kıyafetler pek çok insan tarafından hoş karşılanmasa da aslında pek çok büyük firmanın ürettiği ürünler bu hızlı moda anlayışından dolayı hemen ikinci el kıyafete dönüşebiliyorlar. Size olmayan veya daha fazla giymek istemediğiniz kıyafetleri de böyle ikinci el dükkanlara satarak elinizden çıkarabilirsiniz. Ben her sene giymediğim bir kıyafet olursa gidip böyle yerlere şahsen bağışlıyorum veya da satıyorum. Ayrıca kıyafetlerinizin kusurlarından dolayı kıyafetlerinizi direkt çöpe atmayın. Bunun yerine Evsizlere kıyafet yardımında bulunan kuruluşlara bu kıyafetleri ulaştırabilirsiniz. Yeni bir kıyafet alacağımız zaman çoğumuz satın aldığımız markaların sürdürülebilir bir marka olup olmadığını açıkçası dikkat etmiyoruz. Bu markaların pek çoğu hızlı moda markalarına göre daha dayanıklı malzemelerden yapılıyor ve imha edilmesi gerektiğinde de doğada kolaylıkla çözülebiliyor. Türkiye'deki sürdürülebilir moda firmalarının ve dünya genelinde yer alan sürdürülebilir kıyafet markalarının linklerini ben yine sizler için bıraktım. Pek çok hızlı moda kumaşı fosil yakıt bazlı maddelerden üretiliyor. Naylon, polyester, akrilik, spandex gibi sentetik kumaşlar içeren yeni kıyafetleri mümkün olduğunca tercih etmemeye çalışmak en mantıklı adım olacaktır. Eski kıyafetlerinizde çok fazla hasar almış veya eskimiş olanları da varsa bunları atmak yerine başka bir şeye kolaylıkla dönüştürebilirsiniz. Belki pek çoğumuzun aklına eski tişörtlerden hemen yer bezi yapma fikri gelse de eski kıyafetlere yapabileceğiniz 17 değişik tasarımı anlatan harika bir video izledim ben ve bu konuya olan bakışım tamamen değişti diyebilirim. Yine bu videonun linkini de sizler için açıklamalar bölümünde bıraksın. Bu bölümde hızlı moda akımının ne gibi yan etkileri hayatımıza getirdiğini ve buna karşın neler yapılabileceğini inceledik. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümünde yer alan link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.